Albaraka sunar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط
Sadakallahu'l-Azim. Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün mübarek Ramazan'ın 7. günündeyiz. 7. günün orucunu tutmakta ve 7. günün iftarına hazırlanmaktayız. Öteden beri vurgulamaya gayret ediyoruz. Ramazan ruhun gıdalandırıldığı bir zaman dilimidir. Biz ruhumuzu beslemeye, bedenimizi geri çekmeye ve böylece gerçek gıda ile, gerçek rızıkla buluşmaya gayret eden bir zamanın yaşayıcıları olma çabası içerisindeyiz. Baştan beri, ilk programdan beri her gün hangi günün orucunu tutuyorsak ona mukabil gelen Kur'an cüzünden bir pasaj okutuyoruz kardeşimize. Onun okuttuğu yerden konuğumuz, misafirimiz kim olacaksa o konuda onunla konuşmaya, onunla hemhal olmaya, hasbihal etmeye gayret ediyoruz. Bu akşam çok çok kıymetli bir misafirle huzurlarınızdayım. Biz akademisyenler, Türkiye'nin üniversitelerinde çeşitli branşlarda yüzlerce, binlerce akademisyen görev yapmaktayız. Meslek itibariyle, çalışma alanları itibariyle elbette farklılıklar ortaya koymaya gayret eden pek çok meslektaşımız var. Ancak hani bir ömür düşünün ki bu ömür Kur'an'a adanmış olsun. Bir ömür düşünün ki kendi kanaatini öne çıkarmayı değil, Kur'an'ın dediğini önce anlamayı, sonra benim kanaatim de işte budur demeyi öncelemiş olsun. Bir ömür düşünün ki Allah adına konuşurken Allah'ın kitabından konuşmayı kendine rehber edinmiş olsun. Hem akademik kimliğiyle, hem Kur'ani duruşuyla, hem kainat kitabıyla vahyedilen kitabı ve üçüncü kitap olarak telakki ettiğimiz insan kitabını buluşturmaya gayret etsin. Gün gelsin sesini Norveç'ten duyun, gün gelsin Amerika'dan, Japonya'dan duyun. İslam'ın derdini, Kur'an'ın sesini, sedasını hayata taşınan bir kitap olması misyonuyla, bu ilahi mesajı peygamberi bir duruş ortaya koyarak ve uhiye ileyye hazel Kur'an li unzirakum bihi ve men bela. Bu Kur'an bana vahyedildi ki onunla sizi uyarayım ve bir de kime ulaşabiliyorsa onlara ulaştırayım, onlara o hakikatı tebliğ edeyim ayetinin gereğini yerine getiren bir peygamberi yolun yolcusu bir abimizle, bir hocamızla bu akşam huzurlarınızdayız. Sizin adınıza kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır hocamla birlikteyiz. Hani biz hayata Kur'an'dan bakmaya gayret eden insanlar olarak böyle bir dostu, böyle bir ağabeyi yanı başımızda görüyor olmaktan derin huzur duyduğumuzu beyan etmeliyim. Bunu büyük bir şevkle, heyecanla dile getirmeyi bir Müslümanlık görevi addettiğimi ifade edeyim. Çünkü şu yaşadığımız dünyada insanlar kendilerini hep pazarlamaktan, kendi kanaatlerini din diye satmaktan, elin alemin yalanlarını Allah'ın hakikatleriymiş gibi sunmaktan nemalandığı bir dünyada referansını Kur'an ve sünnet diye belirleyebilmiş nadir insanlardan biri olması itibariyle hocamı bu akşam burada misafir etmekten derin huzur duyduğumu yüzümün gülerliğinden de anlamış olacaksınız. Evet değerli kardeşlerim, adına size tekrar hoş geldiniz hoş diyorum. Bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İnşallah Cenab-ı Hak o söylediklerinize layık eyler. İnşallah duamız olsun. Hep beraber evet Allah-u Teala onu duanız olarak kabul eylesin. Amin. Ve gerçekten hayatın başka bir gayesi yok. Yani bugüne kadar bir ömür yaşadık. Bugüne kadar oyunla, eğlenceyle de geçseydi geçmiş olacaktı.
dolu dolu geçince de geçmiş olacak. Dolayısıyla Allah-u Teala ölene kadar vaktimizi %100 dolu ve %100 başarılı geçirmemizi bize de izleyicilerimize de nasip eylesin. Amin ecmain. Allah razı olsun, sizden de gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Estağfurullah. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Amin. Amin inşallah. Kıymetli hocam, başlangıçta da söyledim. Bizim böyle bir usulümüz var, üslubumuz var. Ben ilahi hakikatlerin Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aynı derdi insanlığa ulaştırmak üzere dizayn edilmiş olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda da bugün kardeşimizden bu pasajı okumasını istedim. Bir peygamberi sistem üzerinde duruyor. O peygamberlerin her biriyle alakalı bir gönderilme gerekçesi beyan ediliyor. Sözün en başında şunu ifade etmenizi isterim. Dinler tabirini yanlış bulduğumu ifade edeyim öncelikle. Yok, eğer hak ve batıl düşünüyorsanız. Ha, o ikili anlamında ikili. Öyle ama bizim için din Allah'tan gelen ve Adem peygamberle Hazreti Muhammed arası dönemde bütün peygamberlerin tebliğ ettiği tek din var. O da onun İslam. Adına İslam deniyor. İslam, evet. Bu tek din olan İslam'ın bilmem sayısını ifadelerle beyan edemeyeceğimiz pek çok peygamberin tebliğ ettiği bu İslam, İslam inanışının asıl derdi nedir? İnsanlık tarihinde bu dert nasıl belirlenmiş ve ilahi mesajlar bu derde nasıl parmak basmış? Allah'ın peygamberlerinin her birine verdiği kitap, hikmet ve nübüvvet bu noktada neyi karşılamak üzere gönderilmiş? Bunu sizden bir dinlemek istiyorum. Allah razı olsun. Şimdi Allah-u Teala varlıklar alemini yarattı. Arkasından Adem Aleyhisselam'ı yarattı. İşte Adem Aleyhisselam'a varlıklardaki bilgiyi öğretti. Evet. Eşyadaki bilgiyi öğretti. Adem Aleyhisselam o bilgiyle öne çıkmış oldu. Meleklerde olmayan o bilgi sebebiyle meleklerin ona secde etmesini Cenab-ı Hak emretti. Evet. Dolayısıyla yeryüzüne gelen en büyük ilim sahibi, en yüksek seviyede bilgiye sahip olan Adem Aleyhisselam'dır. Çünkü eşyanın içerisinde meleklerin görmediği bir ilim vardı ve onu Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a öğretti. Evet. Şimdi insanın diğer bütün varlıklardan farkı o bilgiyi kullanabilmek ve yeni bilgiler üretebilmektir. Şimdi insanlar yeni bilgiler üretirken ya dürüst olarak kalabiliyorlar, yani o bilgi ya doğruların peşinde olabiliyorlar ya da o bilgileri kullanarak insanları sömürebiliyorlar. Yani ayet-i kerimede var ya, Estağfirullah billahi inne aradna el emanete ala's semawati vel ard vel cibal o el cibal yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha el insan. Evet, o emaneti göklere, evet, yerlere, dağlara şey yaptık. İşte ondan korktular ve üstlenmekten çekindiler. Ama onu insan üstlendi ki o hamalaha el insan. El insanla Adem Aleyhisselam. Pekala anlaşılabilir. Evet. Adem Aleyhisselam'ın üstlendiği o farklı şey o ilimdir. Eşyanın içerisindeki ilimdir ve o ilme dayanarak ortaya konabilecek olan medeniyettir. Şimdi eşyada olan ilimle, ki eşyanın, varlıkların tamamı Allah'ın ayetidir biliyorsunuz. Evet. İşte bu kitapta olan ilim birbirinin aynısıdır. Yani bu kainatın özetidir. Öbürü de kainatın ayrıntısıdır. İşte burada 6000 küsur ayet vardır ama kainatta sayısını Allah'tan başkasının bilmediği kadar çok ayet vardır. Şimdi orada insan onu üstlendi. Ama arkasından innehu kâne sâre, yani evet, tehavvele, dönüştü. Yani, evet, dönüştü. Şimdi Adem Aleyhisselam o kadar büyük bilgilere sahipken, melekler kendisine secde etmişken, secde etmeyen iblisin onun düşmanı olduğu Allah tarafından bildirilmişken, Adem Aleyhisselam'dan bu bilgiyi yerinde kullanması beklenirdi. Ama innehu sâre zalûmen cehûle. Tabi zalûm oradaki, yani yapmaması gereken bir işi yaptı.
Kendi itirafı da var. Zalemna enfusena diyor. Yanlış bir iş yaptı. Yani vad'u şey fi gayri mevdi'ihi diye şey yapılır ya. Evet. Yanlış yaptı. Tuttu o ağacı yedi. O ağaçtaki meyveden yedi. Niye yedin? Şimdi her şey varken ebedi yaşamayı bu defa arzulamaya başladı. Yani insanoğlunda bitmeyen bir şey var. Arzu var. Yani bütün dünya insanın olsa yetinmiyor. İlla işte gökler olacak, falan yer olacak, filan yer olacak. Adem Aleyhisselam'a da Allah büyük bir bilgi verdi. O bahçe içerisinde onu yerleştirdi. İstediğin her şey burada var dedi. Ama o Allah'ın bu senin düşmanındır dediğini kabul etmedi. İşte hel edullukum ala şeceretil huldi. Ölümsüzlük ağacını sana size göstereyim mi? Ve mülkin la yebla, yok olmayacak bir saltanat. Ölümsüzlük Allah'a ait bir özelliktir. Yok olmayacak saltanat da yalnız Allah'a aittir. Biraz düşünsene. Şimdi innehu kâne, yani sâre zalûmen cehûle, o da çok fazlaca bir, yani hiç beklenmedik bir şekilde yanlış işlere daldı. Ve cehul oldu. Oradaki bildiğimiz cehalet değil, cahillik manasına değil, kendisini tutamamak yani. Hani venesiye Adem'u, neydi o ayet-i kerime? Ve lekad aitna ila Adem'e min qablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Fenesiye ve lem necid lehu azma. O işte o buradaki cahillik, bilgisizlik manasına cahillik değil, dik duramamak, kendine sahip olamamaktır. O manadadır. Yani ulul azim olmamak. Şey yapmadı yani, kararlılık gösteremedi. Zaten insanlar da وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ dediği iş odur. Yani kendini tutamayarak, bilmediğinden değil. Şimdi kendini tutamadı o şey karşısında, o yalanın cazibesi. Şeytanın teklifi karşısında. Şeytanın teklifi karşısında ve zalim ve cehul oldu. Şimdi insanlar burada iki türlü. Yani o bilgiye sahip olabilen, o bilgiyle medeniyetler oluşturabilen sadece insandır. İşte bugün bir televizyon stüdyosundayız. İşte bir baktığımız zaman duvarlardan başka bir yer görmediğimiz yerdeyiz ama şu anda bütün dünya bizi görebiliyor ve sesimizi duyabiliyor. Bu medeniyeti oluşturan insandaki o bilgidir. Ama aynı insan bugün Suriye'de binlerce kişiyi yine o ürettiği şeylerle öldürebiliyor. Yine o ürettiği şeylerle İşte Mısır'da yapmış olduklarını yapabiliyorlar. İşte insanlar çok farklı yaratılmış varlıklardır. Allahü Teala'nın kendilerine verdiği kabiliyetleri ve bilgiyi doğru kullanabilen, dik durabilen, eğilmeyen, ki ona Allahü Teala ul elbab diyor. Dik durabilen, eğilmeyen, bilgisinin, aklının ve mantığının gereğini yapan, dürüst olan insanlar, evet belki belli süreler içerisinde sanki kaybediyormuş gibi gözükürler ama uzun vadede kazanırlar ve en kazançlı olurlar. Ama Adem Aleyhisselam orada o kadar bilgiye sahip olmasına rağmen, öğretmeni Allahü Teala olmasına rağmen, kaldığı yerde hiçbir problem olmamasına rağmen yanlış yaptı, kendisini tutamadı, kararlılık gösteremedi. Dolayısıyla bulunduğu ahdini unuttu ve bulunduğu imkanları da kaybetmiş oldu. Şimdi bütün bunlar bizim için son derece önemli şeylerdir. Öyle başladı bu serüven. Böyle başladı. Evet. Dolayısıyla insanlar içerisinde gerçekten insanların çoğu çok zalim ve çok cahil. Tabi cahil bilgisiz manasına değil, dik duramıyor. Yani ulul elbabın zıddı anlamına cahillik. Yani dik duramayan, doğru bildiğini yapamayan, kendi menfaatini doğrulara tercih edebilen kişilerdir. Zaten malum haliniz kafirlikle Müslümanlık arasındaki çizgi de budur. Allahü Teala kafiri şey yapıyor, yani bizim geleneksel anlamın dışında şeyde İbrahim suresinin 3. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ diye tarif ediyor. Yaşadığı hayatı
sonrakine daha çok sonrakinden daha çok sevendir. Evet. Ya da dünyayı ahiretten daha çok sevendir. Ahireti inkar eden kişi değil. Tabii. Allah'ı inkar eden değil. Ahireti inkar eden değil. Kitabı inkar eden değil. Hiçbirisini inkar eden değil. Ama dünyayı ahiretten çok seviyor. Peki dünyayı ahiretten çok sevdiği zaman işte Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi illa ölümsüzlük olacak, illa saltanat olacak, illa ben hakim olacağım falan diye. O zaman ve yasuddûne an sebîlillâh, Allah'ın yolundan yavaş yavaş çekilmeye başlıyor ama nasıl yapıyorlar? Ve yebûne hâ yuvaca. O yolda iveç, ben onu hal cümlesi olarak düşünüyorum. O yolda bir iveç peşinde koşarak yapıyorlar. Şimdi bir Arapçada bir iveç var, bir de aveç var. İveç, şimdi aveç dediğimiz şey, şimdi şurada bir diyelim eğri bir ağaç var, şöyle duruyor işte. Dışarıdan bakıyorsunuz, eğriliğini görüyorsunuz. Ama iveç öyle değil. Dışarıdan baktığınız zaman dimdik görüyorsunuz ama içinde eğrilik var. Fark edilemeyen bir eğrilik. Yani adam öyle bir Allah'ın yolundan uzaklaşıyor ki dışarıdan bakıyor ki bakan dört dörtlük Müslüman diyor. Ama onu dini kendisine uydurmaya başlamış oluyor. Kendisi dine uymuyor, dini kendisine uyduruyor. Size bir katkım olsun hocam. Tamam. Da bununla ilgili. Ve men ya'şu an zikrirrahmanin ve kayyid lehu şeytanen fehuve lehu karin ve innehum leyasuddûnehum anissebîli ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Aynen öyle, evet. Evet. Evet, ve men ya'şu an zikrirrahman, evet. Rahman'ın zikrine karşı bulanık bakanlar. Evet. İşte onu böyle bulanık görenler. Şimdi maalesef çok var. Biz insanlara Allah'ın ayetini okuyoruz. Diyor ki anlamayız. Aha, İşte bulanık bakıyor. Nukayyid lehu şeytanen. Onun için bir şeytanı bir yumurta kabuğu gibi onun çevresine sararız. Bir yumurta kabuğu gibi onun çevresinde olur. Yumurta kabuğu dışarıdan pek güzel gözükür. Hoş da gözükür yani. Ve huve lehu karin, artık onun en yakını o şeytan olmuş olur. Hı hı. Ve innehum leyasuddûne anissebîl. Onlar bunu Allah'ın yolundan uzaklaştırır ama ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Bunlar da kendilerini doğru yolun ortasında, evet, hesap ederler. Dop doğru zanneder. Yani dost doğru zanneder. Ama içi perperişan yani. Tabii yani şimdi bir de az önce şeydeki İbrahim suresinin ikinci ayetindeki olay çok, ayetin sonu çok ilginç. Evet, ve veylül kafirin. Yok diyor ki şeyde ve veylül kafirin minna derbilerim, ondan önceki ikinci ayet. Ve yasud ve yebuna yuvacen ve yasuduna sebille ve yebuna ha yuvaca ulaike fi dalalin ba'id. Onlar en derin sapıklıktadırlar. Yani şimdi en sapık olan insanlar karşıda bulunan, yani bunlar böyle bilerek şuurlu olarak dini eğip büken insanlardır. Yani siz Allah'ın ayetini okuyorsunuz, diyorsunuz ki bu böyledir. Ve sizinle pek ilgilenmiyor. İşte ama şu şudur, bu budur diye ayetleri aciz bırakmak için mücadele ediyorlar. Ama dışarıdan bakanlar onu sizden çok daha dindar, çok daha alim, çok daha fazıl düşünüyorlar. Çünkü iveç peşinde. Kendini çok dürüst gösteriyor. Ayetleri eğip büküyor. Ve yeni bir yapı oluşturuyor. Sanki doğru yoldan gidiyormuş gibi, tıpkı şey gibi, iblis gibi. لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ diyor ya, doğru diyor, doğru yolun üstünde oturacağım onlar için. Dolayısıyla doğru yolun ne olduğunu bilmeyen iblislik yapamaz. Doğru yolu çok iyi bilecek ki iblislik yapsın. Yapamaz. Nasıl yapsın? Tabii. Yani o şeyin çok bilgisi olacak ve o dış görünüşü itibariyle diyeceksin dört dörtlük Müslüman. Ondan sonra eğecek, bükecek. Allah-u Teala'nın diyor, onlar en derin sapıklıktadır. Halbuki insanlara sorsanız bunlar çok büyük falan hazretidir, filan hazretidir. Dolayısıyla ben şimdi izleyicilerimize işte şunu söylemek istiyorum. Yani bir kere iki tane Allah-u Teala'nın ayeti var. Yani siz Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bilmeyebilirsiniz. Ama Allah'ın tabiattaki ayetleri var. Sizin kendi vücudunuzdaki Allah'ın ayetleri var. Yanlış bir şey, bozuk bir yiyecek gibi sizin içinizi rahatsız eder. Yani el itmu ma yahukku nefsek, yani günah kişinin içini kazır, içini rahatsız eder, yanlış şeyler rahatsız eder. Onun için aklımızı çok iyi kullanalım din konularında, çünkü din sahası şeytanın cirit attığı sahadır. Şeytan başka yerde çalışmaz, din sahasında çalışır. Ve en tehlikeli olan da karşınıza dört dört gün Müslüman gibi çıkmalarıdır.
Onun için içinize yatmayan, aklınıza yatmayan şeyleri sonuna kadar sorgulayın, tatmin oluncaya kadar sorgulayın ve Allah'ın kitabından delil isteyin ve böylece bu dünyayı ahirete tercih eden kişilerin sapıtmasına karşı kendinizi koruyun. Bakın burada öyle bir şey var ki, mesela kafir kimdir dersiniz, bizim kitaplarda ne yazar? Allah'ı kabul etmiyor. Evet, inkarcı, mutlak inkarcı diye. Ya böyle korkunç bir insan yok ki yeryüzünde ya, Allah Allah. Evet. Böyle bir şey, şimdi mesela okuduğumuz ayetlerde de hakikaten Mehmet Hoca, ben bakıyorum ya, bu İslam dini bu hale nasıl getirilmiş? Aklım almıyor yani. Aklım almıyor. Kur'ansız, sünnetsiz bir din var ortada. Kur'ansız, sünnetsiz bir din. Ve siz bunu anlattığınız zaman adam diyor ki falan kitapta da böyle yazılır. Ya kardeşim, Allah'ın kitabından, Resul'ün sünnetinden anlatılırken falan kitap diye bir şeyden bahsedilebilir mi? Ben hele bir hocama sorayım diyor. Allah Allah. Yani senin hocan onaylarsa mı Kur'an'ı kabul edeceksin? O zaman sen Kur'an'a değil de ona inanıyorsun demektir. Şimdi bak, ama Allah-u Teala nasıl şey yapıyor? Diyor ki kafiri, Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, bilmem, hiçbirisini söylemiyor. Dünyayı ahiretten daha çok seven diyor. Ahireti sevmiyor değil. O zaman herkes kendine bir soruyu sorsun. Ben dünyayı mı daha çok seviyorum, ahireti mi? Yani ilahi menfaatlerle şahsi menfaatlerim çatıştığı zaman hangisini tercih ederim? Benim için ilahi menfaatler esastır. Şahsi menfaatlerin hepsinden fedakarlık ederim diyebiliyorsa bir insan, ben bu canımı da Allah yolunda verebilirim diyebiliyorsa o gerçek mümindir. Evet. Şimdi tam da onunla alakalı hocam, Nahl suresinin bir de 107. ayeti var. Evet. Allah zor karşısında olma hali dışında yüreğini küfre açan insanlara kendi katından bir gazap olduğunu ifade ediyor. Ve onlar için çok ağır bir azabın söz konusu olacağını beyan edince gerekçesini belirtiyor. Buyuruyor ki ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ İşte bu adamlar bu yaşadıkları hayatı ahirete tercih edenlerdir. Tercih. Ahireti inkar edenlerdir demiyor. Ahireti de seviyor. Tabii. Dünyayı da seviyor. Şimdi insana diyorsun ki ya bunu yapma. Ne yapalım, hayatın gerçeği? Olmadı işte. Allah'ın emri demen lazım. Evet. O zaman onun adına İslam deniyor. Yani teslim olabilmektir. Allah'a teslim olabilmektir. Ama sen nefsine teslim oluyorsun. Bu olmaz ki. Evet. Şimdi kıymetli hocam, tam bu Nahl suresi 107. ayeti açınca tabi oradan 108. ayet de böyle beni de söyleyin der gibi bakıyor, ama bir ara vermemiz lazım. Tamam. Bir ara verelim, bir nefeslenelim. Burada söylenenleri biraz daha içselleştirelim, düşünelim. Sonra ikinci bölümde inşallah 108. ayet, 107. ayet, 106. ayet bağlamını hepsini beraber düşünerek bu dünyayı çok sevip ahireti ötelemek, onu pek ciddiye almamanın faturası ne olacakmış? Onunla alakalı 108. ayetten devam eden sohbetimizi inşallah birlikte götüreceğiz. Kısa bir ara verelim, sonra buluşmak üzere. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Hedef büyük. Her zaman iyilik, her yerde kardeşlik. Bu Ramazan'da da iyiliklerimiz tüm dünyayı sarsın. Kazanan kardeşlik olsun. Yardım Eli Derneği. yardımeli.org.tr 0212 541 48 00